Arkadaşlar merhabalar. TYT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 8. gününe başlıyoruz. Evet 8. günü ilk videosundayız. Dörtgen ve deltoidten bahsedeceğiz size bu dersimizde. Dörtgen ve deltoidin kısa bir tekrarını yapacağız. Sayfa numarası 65 ve 66'da tekrarımız bulunuyor. Sonra klasik soruların çözümlerini yapacağız. Klasik soruların çözümleri de 67 ve 68'de bulunuyor. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Dörtgenler. Öncelikle açı özellikleriyle başlayalım. Dörtgenlerin iç açıları ölçüleri toplamı nedir? Yani A artı B artı C artı D 360. Hatta dış açıları ölçüleri toplamı da zaten bütün çokgenlerde dış açıları ölçüleri toplamı neydi? X artı Y artı Z artı T. O da yine 360 derecedir dostum. Evet iç açılar toplamı da dış açılar toplamı da 360 derece. Sonra ile ilgili açı ortaylarla ilgili kurallar var. Ya ardışık iki açıdan çıkan açıortaylar olduğunda kullanmadığın açılar hangileri? C ve D açısı. Alfa C açısıyla D açısının toplamının yarısına eşitti. Peki karşılıklı açı açıortaylar arasında kalan açı olduğu zaman yine kullanmadığın açılar. Bu sefer B açısıyla D açısının farkının yarısı. Ama açı negatif olamayacağından dolayı mutlak değer içerisine alıyoruz. Ama bu tür sorularda buraya biz XX buraya da bir y y deyip 2x artı 2 artı c ve d açısının toplamı deyip sonra x artı y'yi bulup x artı y'yi bulduktan sonra da alfa ya da ulaşabiliyor muyduk? Ulaşabiliyorduk. Yani yine tense bu şekilde yapmak daha mantıklıydı ama bazı karışık sorularda da içimize yarıyor mu? Yarıyor. Bilmek isteyen bilsin. bilmek Bilmeyen de zaten bunu yani özellikle karışık sorularda zaten böyle x x y y deyip üçgen iç açıları toplamından ya da şuradaki dörtgenin toplamından, dörtgen iç açıları toplamından ya da büyük dörtgenin toplamından dolayı sonuca yine rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Evet, geldik. Bundan sonra bir şey var mı? Varmış. Dörtgende kenar ve köşegen özellikleri. Ya bu ispatı zaten ben konu anlatımında da yaptım. Bir dörtgende bu iç bükey de olabilir, dış bükey de olabilir. Dış bükey dörtgen burası, iç bükey dörtgen de burası. Yani dörtgenimiz şöyleyse arkadaşım, köşegenler dik kesiyorsa Bak burada köşegenler şu şekilde dik kesişmiş. Burada köşegen bu köşegen bu diğer köşegen de bu. Kesişmiyor aslında ama uzantıları dışarıda kesişiyorsa kuralımız şu. Karşıtlık köşelerin kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani a kare artı c kare diğer kenarların b kare artı d kareye eşittir dostum. Bunun ispatı dik üçgenden çıkıyor. Dik üçgene çok iyi bir şekilde hakim olan zaten bunu yapar büyük ihtimalle. Ama ispatı gerçekten biraz sıkıntılı. O yüzden Köşegenleri dik kesen dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir bilmeniz sizin açınızdan çok faydalı olacaktır. Bu yine bu şekilde iç bükeyi bir dörtgende de öyle karşılıklı derken şöyle birer atlayıp gidersin. O şekilde de aklında tutabilirsin. Ya da bunun katlanmış hali gibi. Şu katlanmış açtığınızdan C buraya geliyor B de buraya geliyor ya. Yani A kare artı C kare B kare artı D kareye eşit oluyor. O şekilde de aklında tutabilirsin. İç bükeyde de dış bükeyde de böyle karşılıklı kenarların ya da birer atlayıp gittiğinizdeki kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Sonra geldik şuraya. Dörtgenin alanı. Arkadaşım dörtgenin alanı yine köşegenlerle alakalı. Köşegenler çarpımının yarısı değil. Köşegenler çarpımı arasında da açı varsa yani alan ne eşit oluyor? AC çarpı BD çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. Hani bu bizim şeye benziyor. Sinüs alan formülüne. Kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 ya. Burada da köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 olacak. Bu aynı şekilde iç bükey bir dörtgende de aynı olacak. İç bükey bir dörtgende de yine hocam bir köşegen burası diğer köşegen burası. Köşegenlerin uzantısı bir yerde kestiği zaman arasında kaç alfaysa burada kaçı da olur. Ha alfa ha 180 x alfa. Sinüs alfa da sinüs 180 x alfa da birbirine eşit değil mi? Eşit. O yüzden Burada da yine AC çarpı BD çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Özel olarak köşegenler dik kesmişse yani alfa eşittir 90 derece ise alan köşegenler çarpımının yarısı yapıyoruz. Çünkü sinüs 91 olduğundan dolayı ön, özellikle burası zaten çok fazla karşımıza çıkıyor. AC çarpı BD bölü 2'ye eşit diyeceğiz direkt. Tamam dörtgende alan özellikleri. Neymiş? Böyle bir şeyler verildiği zaman S1 çarpı S3 S2 çarpı S4'e eşitmiş. Ya bunlar köşegen olduğunda da köşegen olduğunda bunlar doğrusal olacak arkadaşlar. Burası yanlış çizilmiş. Şöyle doğrusal olduğunda tamam mı? Bu S1 bu S4 bu S2 bu da S3 ise eğer S1 S2 S3 S4 ise şuraları unutun bunlar köşegenlerse karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. S1 çarpı s S3 S2 çarpı S4'e eşittir. Tamam. Evet karşılıklı alanlar çarpımı nereden geliyor? Aslında alan dağıtmadan geliyor ispatı da. Yani bunu da bilseniz iyi olur sanki. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Buraya geldik. E burada da S1 artı S3, S2 artı S4'e eşit. Valla bunu kural olarak bilmenizi istemiyorum. Ben konu anlatımında da yazmadım zaten bunu. Bunu nasıl yaparsınız? Şu şekilde alan dağıtmalar yapacak olursanız arkadaşlar. Bunun zaten sebebini görmüş olursunuz. Mesela Buraya A dersem buraya S1 eksi A kalıyor. Hocam ondan sonra A iken burası da A yapıyor. Burası S4 eksi A yapıyor. Ondan sonra burası S1 eksi A ise burası da S1 eksi A yapıyor. Sonra burası S2'den bunu çıkartacaksın. S2 eksi S1 artı A yapıyor. Burası da aynı şekilde. Böyle alan dağıtmalar yaptığın zaman karşılıklı alanlar toplamlarının birbirine eşit olduğunu zaten görürsün. Yani burada bu kuralı bence ezberleme. Ha böyle bir şey var. Kuralcı zihniyetli olanlar da Buradan da gidebilir. ÖSYM e böyle bir soru sordu mu? Sordu. Ama bence alan dağıtarak üçgen bilginle bunu çok daha rahat bir şekilde bence yapabilirsin. Hatta bu alanlar toplamı da tüm alanın yarısı da oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Tamam ama bilme. Dörtgende kenar orta noktalar. Arkadaşlar dörtgende şöyle orta noktaları aldığım zaman. Orta noktaları aldığında şöyle bir dörtgen oluştuğu zaman içeride. Şuradaki dörtgen oluştuğu zaman bu da çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu dörtgenle ilgili güzel işler var. Bunların ispatını ben zaten yapmıştım. Ee, öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Tekrar olduğu için ispatını yapmayayım isterseniz. Bu alan burada önemli olan şuydu. Buradaki sarı alan tüm alanın dörtte biriydi. Bir. İşte şöyle dörtte bir derken yarısıydı pardon. Yani bu alan tüm alanın yarısıydı. Burada yazılmış zaten bu. Sonra ikincisi burası S1 burası S2 Burası S3 ve burası S4 ise karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşittir. Burada da yazılmış. O da tüm alanın dörtte birine eşittir. Alanın dörtte birine eşittir. Yani burada şunu şöyle göstereyim. S1 artı S3 eşittir S2 artı S4. O da eşittir tüm alanın dörtte biri. Karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte biri. Bu da tüm alanın yarısı yapıyor. Bunu da unutma. Tamam mı? Sonra çevre. Çevre ile ilgili işler yapılırken. Dostum dikkat et. Şimdi burası A iken hadi burada ispatı göstereyim. Burası 2A oluyor. Şu kenar 2A oluyor. E burası da A oldu. A, burası A iken burası 2A. Burası da A oldu. E şuraya ben bir B dersem. Şurası 2B oldu. Şöyle 2B diye göstereyim. Burası da B mi oldu? Evet. Bak çevre EFGH. EFGH. 2A artı 2B değil mi? Evet. 2A artı 2B. Aynı zamanda şu köşegenler toplamı da 2A artı 2B değil mi? Yani AC artı BD'ye eşit oluyor köşegenler toplamında. ama bunu orta tabandan zaten kendiniz bulabilirsiniz. Ondan sonra burada EFGH'dan bahsettik zaten. Burada neden bahsediyoruz onu anlamadım ama AC eşittir BD ise Heh, AC eşittir BD ise arkadaşlar küçük köşegenler birbirine eşitse ha bu arada EFGH nedir onu söyleyeyim. Öncelikle şimdi anladım olayı. Şunlar birbirine paralel. Bunda da bu paralel ya. O zaman şu karşılıklı kenarlar paralel. Siyahlar da paralel. Şunlar da paralel. EFGH ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle paralel kenar oldu arkadaşım. E, AC ile BD birbirine eşitse eğer AC ile BD birbirine eşitse burası da 2A olacak. Burası da 2A olacak. E o zaman burası A, burası A, burası A, burası A olacak. İçerideki şekil paralel kenarın bütün kenarlarının eşit olmuş oldu. Yani eşkenar dörtgen oldu. Eğer köşegenler dik kesirse bu köşegenler dik kesirse o zaman burası da dik olur. Burası da dik olur. Burası da dik olur. Burası da dik olur. EFGH dikdörtgen olur. Dikdörtgen olur. E, hem köşegenler eşit hem de diklik varsa o zaman dikdörtgenin eşit hali ne olur? Kare olur arkadaşım. Ya bunlar zaten kendiniz uzunluk bilgileriyle çıkarırsınız. Burada önemli olan nedir? Bu alan tüm alanın yarısı. Birincisi bu. Orta tabanda uzunlukları bulabilirsiniz zaten. Bunda bence sıkıntı yok. İkincisi de şu. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit ve S1 artı S3 tüm alanın dörtte biri. S2 artı S4 de tüm alanın dörtte biri. O yüzden S1 artı S3, S2 artı S4 de eşit ve tüm alanın dörtte birine eşit. Tamam. Dörtgenler kısmı bu kadar. Gelelim şimdi deltoid'e. Köşegenler arkadaşlar. Deltoid'de şunu bilseniz. Tabanı aynı olan iki tane ikizkenar üçgenin birleşimi. Tanımı bu. Şimdi sen burada köşegenlerin dik kesmesini bilsen yeterli olacaktır. Köşegenler dik kesir. Ondan sonraki bütün özellikler kendiliğinden çıkacak. Zaten hocam bu açılar birbirine eşit. Bu açılar da birbirine eşitse şu taban açılarını taşıyan burada köşedeki açılar birbirine eşit. Yani bir de A açısıyla C açısı da birbirine eşit oluyor. Köşegenlerin dik kesmesinden dolayı bak ne geliyor. Hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için bu bir açı ortay oldu. Şöyle. E hocam bu da bir açı ortay oldu ikiz kenarda. Ha BD köşegeni ne oldu? Simetri ekseni oldu. Aynı zamanda tabanı da iki eş parçaya böldü mü? İkiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için böldü. Bak simetri ekseni olması demek e, bu anlamada geliyor. Hem açıların iki, iki eş parçaya bölmesi hem de burayı iki eş parçaya bölmesi. İşte o yüzden deltoid'de köşegen çok önemli. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni biz çizeceğiz. Çünkü köşegenler dik kesiyor, açı orta çıkıyor, kenar orta çıkıyor. Birincisi bu hiçbir şey verilmemişse böyle açı soruları haricinde bazı açı sorularında da kullanıyoruz. Hiçbir köşegen verilmemişse de yine köşegen çizeceksin. Ama burada özel olan köşegeni çizeceksin. Özel olan köşegen hangisi? Simetri ekseni olan köşegen. Yani ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen simetri ekseni. O simetri ekseni olan köşegeni çizdiğin zaman büyük ihtimalle sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Tamam. Evet. Bir de köşegenleri dik kesen herhangi bir dörtgenin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. E burada da Köşegenler dik kesmesi ya. Direkt alan AC çarpı BD bölü 2'ye eşittir. Delta de bu. Şimdi ne yapıyoruz? Örneklere başlıyoruz. Hadi bakalım örnek 1 örneklere başlayalım. Ardışı kaç ortaylarla ilgili bir soru. Formülle de yapabilirsiniz. Buraya x x deyip y y deyip x artı y belli olmuş oluyor. Sonra 2 x artı 2 y de belli ya. 60 ve alfa da toplayıp 360'a eşitleyip oradan da bulabiliriz. Ama biraz seri hareket etmek için ne yapıyorum? Formülden yapıyorum. İki tane açı orta arasında kalan açı 70 eşittir alfa artı 60 bölü 2 eşittir. E 140 eşittir alfa artı 60 yapar. Alfayı da böylelikle 140 eksi 60'tan 80 olarak buluruz. Yani örnek biri böylelikle denizli bulduk. Geldik örnek 2'ye. Karşılıklı açı ortaylar arasında kalan dar açı formülü vardı arkadaşlar. Ya da x diyebilirsiniz. Buradaki açı kaç derece? Bak 180'e tamamlayan açısı 40. E buradaki 40 açısı neye eşit? Farklarının yarısı. Yani alfa eksi 70 bölü 2'ye eşit olacak. Buradan da ne geliyor? 80 eşittir alfa eksi 70'ten e, alfayı da böylelikle 150 derece olarak buluruz. Ha buradan 150 cevabı çıkmamış olsaydı mutlak değeri de düşünüp bir de eksilisini düşünecektik. Ama eksilisinde de negatif bir değer geliyor herhalde. E, bazen iki değer de çıkabiliyor. Buna da lütfen dikkat et. Evet ikinci soru cevap denizli oldu. Geldik 3'e. ABCD bir dörtgen verilmiş ve burada orta noktalar verilmiş. Şimdi AC uzunluğu 14 vermiş. Burası 14, BD uzunluğunu da 48 vermiş. Burası da 48. Tamam. Ya ben şimdi 14'ü kullanacağım. Eşitlikler de var. Dörtgende köşegenler dik kesmiş. E ne yapacağım burada? Arkadaş eşitlik varsa ne yapıyorsak her zaman ki her zaman ve her yerde burada da onu yapacağız. Dörtgendeyiz diye üçgenleri unuttuk mu oluyor? Tabii ki hayır. Hocam orta taban. E şuradan bir orta taban çizeyim ben. Şuradan bir orta taban çizersen. bak 14'e ait orta tabanı çizdim. E burası kaç yaptı? 7 yaptı. E şunlar da birbirine eşit böldü mü böldü. Orta taban çizdim çünkü. Ve adam sana şurayı da vermiş. Burayı kaç vermiş? 48 vermiş. E hocam buna da ait bir orta taban çizeyim. Orada da şu orta taban çok güzel gitmez mi? Bak 48 en azından üçgen de oluştu. 24 oldu. E 90'ı da kullanacağım ben. E 90 ise önde eşitten burası da 90. Hatta burası da 90 mı? Şu paralelikten dolayı ya da 90 olduğundan Z'den dolayı. Evet e burası 7, burası 24. Şurada bir üçgen var. 7, 24 ne üçgeni? 25 üçgeninden cevabı 25 olarak buluruz. Örnek 3'ü böylelikle edremit bulduk. Geldik örnek 4'e. ABC'de dörtgen ve KLMN bulundukları kenarların orta noktaları verilmiş. Yani şunlar da birbirine eşit verilmiş. Alanla ilgili bir şey verilmiş olsaydı hemen şuradaki orta noktayı da alıp böyle dörtgeni oluşturdum. Çünkü alanla ilgili bu dörtgenle ilgili özel durumlar biliyorum. Ama alan değil uzunlukla ilgili bir şeyler sorulmuş üçgen bilgisiyle sonuca ulaşabilirim büyük ihtimalle. Şimdi ben verilen bilgilere bakayım. BDC açısı alfa. A, C, D açısı beta. Ve alfa artı beta 90. Alfa artı beta 90 ise o zaman burası da 90 yani burası da 90. Köşegenler ne olmuş oldu? Dik kesmiş oldu. E köşegenler dikse bak şimdi. E şu orta nokta bu da orta nokta. Şununla şu paralel mi? Paralel. Şu paralelleri göstereyim. E şununla da şu paralel. Çünkü niye? Bunlar eşit bunlar eşit. E, şu paralellerden dolayı 90 ise yönde burası da 90 burası da 90 hatta Z'den dolayı burası da 90 olur mu? Olur. Sonrasında uzunluk LM uzunluğu verilmiş. LM uzunluğunu kaç vermiş bana? 10 vermiş. Hocam burası 10. KL uzunluğu verilmiş. 8 verilmiş. 8, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgenden 6 çıktı burası. E, AC artı BD isteniyor bizden. Bak 6 ise hop şurası orta tabandan dolayı 12 değil mi? Evet. AC'yi 12 buldum artı BD'ye bakalım. BD'de şurası. E bununla bu ortaban 8 ise burası da kaç yapar? 16 yapar. E burası da 16 oldu. Toplamı kaç yaptı? 28 yaptı. Dolayısıyla örnek 4 Edremit oldu. Geldik örnek 5'e. Arkadaş köşegenler arasındaki açı verilmiş. AC köşegeni verilmiş 4 kök 3. BD köşegeni verilmiş 6. Direkt alan neydi? 6 çarpı 4 kök 3 çarpı sinüs 60 bölü 2 eşittir. Yani Şuradan 6 çarpı 4 kök 3 çarpı sinüs 60 da neydi? Kök 3 bölü 2'ye eşitti. Bölü x de var. Bölü 2 bölü 2 bölü 4 yaptı. Şu da gitti 4 ile. Kök ile çarpımı 3. 3 ile de 6'ın çarpımı 18 yaptı. Böylelikle cevabı Edremit bulduk. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen var. Neydi? Karşıtı kenarların kareleri toplamları birbirine eşitti. 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir. Diğerleri x'in karesi artı 15'in karesi diyeceğiz. Hocam bunların kareleri mi alacağız? Hayır. Dik üçgeni kullan burada da. 7 24 ne üçgeni vardı? 25 üçgeni vardı. Burası 25'in karesi yapar. E burası da 25'in karesi yapmak zorunda. 15 25 ne üçgeniydi? 15 20 25 üçgeninden direkt x'i 20 buluruz. Bak dik üçgen bazı matematik sorularında bile işimizi kolaylaştırıyor. Evet örnek 6 Denizli. Geldik örnek 7'ye. Orta noktalar verilmiş. Orta noktalar verilince ben şu dörtgeni seviyorum. Bu dörtgenin alanı tüm alanın yarısıydı. Ve Şurada karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitti. 20 artı 8 şuraya x diyecek olursam. 20 artı 8 eşittir x artı 18'den dolayı. 28'den 18 çıkınca x'i kaç buluruz? 10 buluruz. Evet burada kalan 10 çıktı. Boyalı bölgenin alanı isteniyor. Ve karşılıklı alanlar toplamı 20 artı 8 tüm alanın 4'te biri değil miydi? Evet. Yani 28'i 4 ile çarparsam tüm alanı bulurum. 4 kere 8 32. 4 kere 8 112 yaptı değil mi? Evet 112 yaptı. Tüm alan 112. E, bu da tüm alanın yarısı değil mi? 112'nin yarısı kaç yapar? 56 yapar. Benden boyalı bölgenin alanı isteniyor. 56 ile onun toplamı isteniyor. Cevap böylelikle kaç çıkar? 66 çıkar. Yani örnek 7 edrebit. Evet. Geldik örnek 8'e. Valla orta noktaları vermiş. Tamam şu orta noktalar orta noktalar. Orta noktalar ve orta noktaları şöyle gösteriyoruz. Orta noktalar verilince ben benim için önemli olan şu dörtgen kardeşim. Hemen şu dörtgeni şöyle oluşturdum. Bu dörtgen hatta paralel kenar. Paralel kenarda bir köşegen alanı iki eşit parçaya da böler. EKL üçgenin alanı verilmiş. Ona bir bakayım. EKL üçgenin alanı 15 verilmiş. Arkadaşım burası 15 iken diğer tarafta 15 değil midir? Çünkü paralel kenarda köşegen iki eşit parçaya ayırıyordu. 15 iken burası da 15 oldu. Peki ELD üçgenin alanı verilmiş bir de. ELD verilmiş 9. Hmm. Bu 15, 15, 30. 30 tüm alan iki katından dolayı. Çünkü bu yarısı değil mi? Evet iki katından dolayı 60 yapar. Benden şu dörtgenin alanı isteniyor. Şu x'i bulmam lazım. Arkadaş x şu üçgenlerde karşıtlı alanlar toplamı x artı 9 tüm alanın dörtte birine eşit değil miydi? Yani x artı 9 15'e mi eşit? Ve x'i de böylelikle 6 mı bulduk? Evet x'i 6 bulduk. EFBK EFBK yani gri bölgenin alanı isteniyor bizden. 6 artı 15 isteniyor bizden. Cevap böylelikle kaç çıkar? 21 çıkar. Örnek 8. Balıkesir. Geldik örnek 9'a. Orta noktalar verilmiş. Verisi kardeşim benim için önemli olan neydi? Bu dörtgende. Hemen bu dörtgeni oluşturdum. Şunlar vardı zaten sizleri belirledim sadece. Adam bana vermiş. A, E, H'ı. 10 vermiş. C, G, F'yi. Kaç vermiş? 12 vermiş. Hocam karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte biriydi. Yani 22'yi 4 ile çarparsan tüm alan kaç yapar? 88 yapar. Tüm alanı 88 buldun. E tüm alan 88 ise burası kaç yapar? Yarısı 44. E şu alanlar toplamı da hatta buraya x buraya y diyeyim. x ile y'nin toplamı da ne olacak? Tüm alanın 4'te biri olacak. Yani 88'in 4'te 1 olacak. x artı y'yi de kaç buluruz o zaman? 22 buluruz. Ya da şu alanlar toplamı 22 bu alanlar toplamı da 22 de diyebilirdik. Şimdi bizden boyalı bölgenin alanı isteniyor. Yani x artı y artı 44 isteniyor. x artı y'yi 22 bulmuştuk. 22 ile 44'ün toplamı da kaç yapar? 66 yapar. Örnek 9 edrebit oldu. Geldik örnek 10'a. Evet bu bir deltoid verilmiş. Hangisi? A, E, C, D. Evet şurası bir deltoid verilmiş. Oo güzel bir soruyla başlamışız deltoid'e. Arkadaş bu bir deltoid verilmiş. Başka bir şey verilmiş mi? Adam sana bir de paralellik vermiş. Şununla şunu paralel vermiş. Bunu kullanacağım. Delta ise şunlar birbirine eşitse otomatikman bunlarda birbirine eşit midir? Eşittir. E ne yapacağız? Delta'da? De. soruyu çözemiyoruz. İşimiz gücümüz gel. Hocam köşegen çizilmemiş. Hangi köşegeni çizeceğiz? Özel olan köşegen. Simetri ekseni olan köşegeni çizeceksin. Hangi simetri ekseni olan köşegen? İşte bu. Çizdim bunu. Bunlar ne oluyordu? Simetri ekseni. Bu açı ortay. Bu da açı ortay. Peki paralelliği de kullanmam lazım benim. Arkadaşlar hep söyleyeceğiz. Bundan önce de hep söylemiştik. Benzerlikte de söylemiştik. Ee, hem paralellik hem de açı ortaylık varsa neye dikkat edeceğiz? Z'ye. Hop Z. Z'den dolayı burası da çizgi yapar. Çizgiye çizgi oldu burası. Yani ikiz kenar çıktı. X artı 6 böylelikle 15 oldu. Ve X'i de kaç bulduk? 9 bulduk kardeşim. Delta itti. Olmazsa olmazımız neymiş? Köşegen. Bunu unutma. Hatta hiçbir kö bir köşegen varsa diğer köşegeni de çizeceksin e, ee, hiçbir köşegen yoksa da simetri ekseni olan köşegeni çizeceksin. Bunu unutma. Evet cevap akçay oldu 10. soruda. Geldik 11. soruya. ABCD deltoid ve açılar verilmiş. Arkadaşım deltoid de şu. Köşegenler dik kesiyor zaten yazdık ve iki eş parçaya bölüyor. Hocam x kenar x burası da x'tir. Y ise burası da y midir? Evet. A, burası da 90 derece. E, 40 90 sa bu kaç yapar? 50 yapar. 55 90 sa burası kaç yapar? 90'a açısı 35 yapar. X Y fark isteniyor bizden 50 eksi 35 isteniyor bizden. 50 x 35'te kaç yapar? 15 yapar. Cevap böylelikle balık kesir oldu 11. soruda. Geldik 12'ye. Üçgen var burada bir de deltoid var. Deltoid. -tuit. Deltoid de açı sorusu değil. Uzunluk sorusu. O zaman ne yapacağız? İçimiz gücümüz köşeye gel. Hangi köşegen? Mantıklıydı. Simetri ekseni olan köşegen. ikizlerin tepesinden çizilen köşegen. Ne oluyordu bu? Açı ortay oluyor simetri eksen olduğundan dolayı. Açı ortay açı ortay. Ama üçgenin kenarları verilmiş. Üçgene yollaş o zaman. A büyük üçgende ne oldu bu? Açı ortay doğrusu oldu. Kollar oranı tabanlar oranına eşit olmayacak mı arkadaşım? Evet. Burası da x mi? x. E burada x artı 8 bölü x artı 20 yaz. x artı 8 bölü x artı 20 neye eşit olacak? 4 bölü 8'e eşit olacak. E buradan şunlar sadeleşti. Işte. 1 bölü 2 işler dışlar yaparsak 2x artı 16 eşittir. x artı 20 çıktı. Buradan x de neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. Yani cevap denizli çıktı 12. soruda. Ve geldik bu videonun son sorusuna galiba. Evet yeni nesil sorular bir sonraki sayfada başlıyor. Arkadaşlar ABC'de deltoid demiş. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Hocam 90'dan kenar ortaya çizildi. Muhteşem üçlü. 90'dan kenar ortaya çizildi. Muhteşem üçlü. X ise burası da X burası da X. 3 ise burası da 3 burası da 3 oldu. E arkadaşlar bu bir delta ise şu kenarlar birbirine eşit. 6 ise burası da 6. E burası 2x ise burası da 2x. E çevreyi de vermiş bana. 2 4x. 4x artı 6 6 12 eşittir. 32. 4x buradan 20 yapar ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Yani 13. soru edremit çıktı ve böylelikle dediğimiz sayfaları bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. gün 2. videoda ne yapacağız? Devamını yapacağız. Dörtgen ve deltoid'in yeni nesil ağırlıklı sorularını çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.